Kocaeli'de bulunan amatör spor kulüp başkanları ve yöneticilerini iftarda ağırlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, iftar sonrasında yaptığı konuşmada, "Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman amatör spor kulüplerimizin yanında olduk. Bundan sonra da yanlarında olmaya devam edeceğiz," dedi. Aslında bir belediye başkanı için belki de en büyük güzellik, şehirde sizler gibi gönüllü olarak şehre hizmet eden, şehre katkı sağlayan insanların sayısının çokluğudur. Bunu belki de ilk kez duyuyorsunuz, bilmiyorum ama bu cümleyi benden ilk kez duyuyor olabilirsiniz. Bu kentin çok güzel insanları var. Şu salonda gerçekten çok güzel bir kardeşim. Bizzat gerçek hayattan da tanıdığım, siyasi görüşü farklı olan kardeşlerimiz de var aramızda. Ama masada ne kadar güzel bir birliktelik. Bu kentin zenginliği. Ne olur bu kentin bu zenginliğini kaybettirmeyin. Önümüzde bir seçim süreci var. Bu seçim sürecinde acı tatlı bazı şeyler olacak. Siyaseten bizim söylememiz gereken şeyler de olur. Siyaset yapıyoruz. Tabii ki ben yarın seçim için sahaya indiğimde sizlerden Cumhurbaşkanımıza, milletvekillerimize oy da isteyeceğim. Ama bu bizim diğer kentteki aidiyetimizi, birlikteliğimizi hiçbir zaman değiştirmeyecek. Bakın şurada bir yazı var. Spor kenti Kocaeli diyor. Biz bunu başlangıçta böyle başlatmıştık. Şimdi ne diye söyleniyor? Sporun başkenti Kocaeli diye söyleniyor. Her yerde Kocaeli konuşuyorlar değil mi? Yıllardır Kocaeli spora yatırım yapıyor. Hesapsız yatırım yapıyor. Ayrım yapmadan yatırım yapıyor. Herkesi bu kentin bir evladı olarak yatırım yapıyor. İbrahim Başkan da benden önce Kocaeli'nin başkanı, herkesin başkanı mantığıyla hareket etti. Ayrım yapmadı. Onu ötekinden ayırmadı. Ne oldu? Kent kazandı. Biz de günden güne görüyoruz ki, gün geçtikçe fark ediyoruz ki her gün taş üstüne taş konuyor bu kentte. Bu kent her gün daha güzel bir yere geliyor. Ben her birinizin ne güzel işler yaptığını biliyorum bu kentte. Fedakar çalışmalarla o özellikle amatör sporu ayağa kaldırmak, ayakta tutmak, gençlerimize spor yaptırmak için ne gayretler gösterdiğinizi biliyorum. Fedakarlıklarınızı biliyorum. Ama siz de şunu bilin, Büyükşehir Belediye Başkanınız sonuna kadar arkanızda, yalnız kaldığınızda, arkanıza baktığınızda beni bulacaksınız. Size samimi bir söz olarak bunu söylüyorum. Sakın kendinizi yalnız hissetmeyin. Hiçbir zaman yalnız kalmayacaksınız. Sizden sadece bu kentin çocuklarını sporla buluşturmanızı istiyoruz. Sizden bu kentin çocuklarını güzel ahlakla buluşturmanızı istiyoruz. Zamanımızın bağımlılıklarından kurtarmanızı istiyoruz. Ve bunu biz ancak siz de yapabiliriz. Yalnız başına yapamayız. Lütfen el ele, omuz omuza yürümeye devam edelim. Kocaeli'nin bu güzelliklerini, bu zenginliklerini gelecek nesillere aktarmaya el birliğiyle devam edelim diyorum.